Bugün Anneler Günü. Eril Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'nda şehit annelerine yönelik kahvaltı verdi. Programa katılım yoğun oldu. Burada Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve Kaymakam Ömer Lütfi Yanan şehit anneleriyle tek tek sohbet ederek onların Anneler Günü'nü kutladı. İlk konuşmayı Şehit Aileler Derneği Başkanı Yılmaz Ertaş'tan yaptı. Ereğli Belediyesi'ne bu etkinlikten dolayı teşekkür etti. Başta şehit anneleri olmak üzere doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli annelerimizin bu özel günlerini yürekten kutluyor, hepsinin ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi unutmayarak bizleri bir araya getiren Sayın Belediye Başkanımıza, ekibine, şahsım, derneğim ve şehit aileleri adına teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz hatıralar önünde saygıyla eğiliyorum. Daha sonra Belediye Başkanı Özkan Özgüven konuştu. Ben başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ve ellerinizden öpüyorum. Burası bizim belediyemize ait Atlı Spor Kulübü. Burayı biz geçen yıl yaptık ve şu an itibariyle bir müstecre verdik. Bu tesisler sizin. Şimdi çeşitli vesilelerle sizlerle bir araya geldiğimizde, münferit olarak olsun, toplu olarak bir araya geldiğimizde, şehit ailelerimizin talepleri ve istekleri noktasında hiçbir şeyin ikiletmeden yerine gelmesi en büyük temennimi, amacım. Ancak bu en büyük temennim ve amacım olması gerekirken başta belediyemiz ve çeşitli kurumlardan da ufak tefek de olsa, yani bunun ufak tefeği olmaz, bazı sorunların halledilemediğini üzüntüyle müşahede ediyorum. Dolayısıyla sizlerden bu anlamda özür diliyorum. Benim cep telefonum 24 saat açık. Bu telefonlarımı lütfen kaydedin ve bana ulaşmanızı özellikle istirham ediyorum. Şimdi şehit aileleri, şehitlerimiz bizim için kutsaldır. Vatan topraklarına evlatlarını bahşetmişlerdir, feda etmişlerdir. Sizlere herhangi bir müjde falan vermek haddimiz değildir ama bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yıl 2018 yılı içerisinde Ulu Cami Meydanı'nda Şehitler Derneğimize şu bulunan içinde bulunduğumuz ortam gibi ahşap malzemeli ve güzel görünümlü, kışın sıcak, yazın seri tutan bir mimari ile bir Şehitler Derneği için müracaat ettik. Bu Şehitler Derneği'ni 2018 yılında yapıp sizlere armağan edeceğiz. Ve son olarak söz alan Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise tüm şehit annelerimizin ve annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum dedi. Evet, bugün Anneler Günü. Yani siz özellikle şehit anneleri dünyada en acı imtihanı yaşadınız, evlatlarınızı kaybettiniz ama mükafat olarak da öteki dünyada da inşallah yüksek mertebelere o şehitler sayesinde de ulaşmış olacaksınız. Sizlerin şehit olan evlatlarının sayesinde hep ifade ediyoruz. Bizler de bu Türkiye'mizde güven içerisinde, huzur içerisinde yaşıyoruz. Onların sayesinde ülkemiz varlığını devam ettiriyor. Binlerce yıllık tarihimizde belki milyonlarca şehit verdik. Ya aziz milletimizin memleket meselesi olduğu zaman her işini, gücünü bırakır, kahramanca cepheye koşar, mücadelesini yapar. Çünkü devlet bizim için olmazsa olmazımız. Bağımsız bir devletimiz olmadıktan sonra yani dünyada zaten malum yaşayacağımız bir durumumuz yok. Güçlü bir Türkiye'miz olmadıktan sonra bizim gidebileceğimiz hiçbir yer yok. Ülkemizin Anadolu diyoruz. Bundan dolayı da işte dünyada nerede mazlum mağdur varsa malum hepsini biz kucaklıyoruz ama dediğimiz gibi bizi hiç kimse de kabul etmez. O yüzden bir beraber olmak mecburiyetindeyiz, durumundayız. Dolayısıyla da bugün şehitlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de yarınlarda da maalesef ki olacak. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Ben de sözü fazla uzatmadan
Başta siz çok değerli şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin ve bütün anne adaylarının bu gününü kutluyorum.